teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz hüzünlendirdik ama. Olur mu ya? Hüzün de olacak şarkı, değil mi? Vallahi çok güzel olacak tabii, tabii ki. Hayatın ben bir severim parçası. Bu tür şarkıları. Evet. Gerçekten çok duygusal bir kadınım. Kesinlikle bu tür şarkılardan yanayım. Ama çok güzel. Sesin de çok güzel. Çok teşekkür albüm, ederim. Eski albümle ilgili de konuşmak istiyorum biraz sonra ama ne zaman? Tabii ki reklamlardan sonra. Evet. Sayın seyirciler, programımız hızla devam ediyor. Şimdi Zeki ile neyi konuştuk? Bu programın reklam arası çok çabuk bittiğini, zamanın yetmediğini. Zeki de bana dedi ki 2 saat aslında az bir zaman değil dedi. Evet. Ama tabii ki içinde yemek olunca, güzellik olunca, sanatçı olunca, abilerim Ahmet abi, Sayın abi, evet, orkestramız olunca, bir de Nevin çok oynayınca tabii ki zaman yetmiyor be ya. Değil mi öyle? Ama tabii bir saat daha eklemek gerekiyor. Eklemek gerekiyor. İnşallah yine önümüzdeki yayınları Tuncay Yılmaz Bey bizi kırmayacak genel müdürümüz. İnşallah olur. Evet, şimdi Gazi Osmanpaşa'dan Yunanistanlı Ahmet ve eşi Hatice Hanım'a çok selam göndermek istiyorum. Bizi izliyorlarmış. Beni de çok seviyorlarmış. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum böyle. Yeter mi? Benim parfümlerim çok pahalı bakın. Böyle çok sıkıyorum böyle. Alıyorum, babam parfüm alıyor bana bir gün. Valla 3 günde bitiyor. Ne olacak bu kadının halindeki böyle? Valla böyle bakıyorum da hakikaten işiniz çok zor. İşiniz çok zor valla. Ne olacak halin? Onu sür, bunu böyle yap, şöyle yap. Orada sür, burada sür, orada tak tak işte. Ne olacak bu bizim halimiz? Evet, modacım Feray'ı bağlanamadın mı hayatım? Arasana bir devamlı, bir kere arayıp bırakma. Yeni yapacağı bombayı duydunuz mu Feray Hanım'ın? Şirekten gelinlik mi? Hayır. Ne? Çaydan. Çaydan? Tabii. Çaydan ya, maydanoz. Çay memleketindeniz ya şimdi, Rize'den. Şimdi bu sefer biz de çaydan yapacağız. Hayatım, o gelinliği burada yapacaksın, bombayı patlatacaksın. Hiç anlamam vallahi. Öldürürüm seni. Maydanozdan gelinlik yapmışlar biliyor musunuz abi? Vallahi yapar. Canlı. Vallahi yapar. Sen de anlattı ya. Evet. Çok çalışkan. Nasıl elbisemi unutmuştu son günü dikmeye, bir günde mi bir saatte mi dikti benim elbise? Bir şeyler yaptı değil mi Mustafa Bey? Canım arkadaşım, seni çok seviyorum. Bir işi severek yaparsanız her şey güzel olur. Çünkü her şeyin başı sevgiyle olur. Maalesef ülkemizde severek kimse işini yapmıyor. Onun için eksiklikler oluyor. Ya severek yap. Bak siz severek yapıyorsunuz, evet, ve zaman hemen geçiyor. Çok seviyorum işimi. Evet. Çok seviyorum. Çok önemli. Ya sevgiyle. 38 dereceyle ben burada biliyorsunuz abi program yaptım. Sesim kısıldı. Program yaptım. Bir gün bile kalmadım. 170 program oldu. Şuradan maşallah girdiğim zaman çok değişik bir insan oluyorum. Çünkü işimi seviyorum. Her yeri takip ediyorum. Belki zaman zaman kalpleri kırıyorum burada. Ama neden? Her şey güzel olsun. Her şey düzgün olsun. Vallahi ben buraya gelmeden önce beni uyardılar. Çok sert bir yapısı var ama tabii ben şaşırdım, o şoktayım şu anda, hala kendime gelemiyorum. Doğru söyle. Bocalıyorum. Sert miyim? Öyle de söylediler bana, ben de biraz hani ürkek bir şey yaptım. Mustafa Bey mi söyledi? Feraye mi? Bilmem Saadet. Artık. Saadet demez benim için öyle bir şey. Vallahi demez. Demezsin kız, bilmem için öyle bir şey. Niye desin be ya? Aynen öyle. Ahmet abicim, şimdi sana Fecriye ne almıştır, ne sürpriz yapmıştır bu akşam? Unuttum yoksa benim arkadaşım, ben arayayım haber vereyim mi ona? Canım benim. Nasıl olmuş kuru pasta? Vallahi onu diyecektim. Çok güzel olmuş. Kardeşim de çok genç ve maşallah çok becerikli. Sayın abi götürdü. Sayın abi de dikkatimi çeken bir şey var. Sayın abi benim gibi hamur işini çok seviyor. Sadece tadına bakmayayım yoksa hamur işini mi seviyorsun? Hayır. Yemek yapmayı, hazırlamayı, yemeği çok seviyorum. Öyle mi? Annem de öyleymiş, benim öyle söylerler. Vallahi annem bir şey gördüğü zaman onu yemeden tada edemezmiş. Ben de böyle merak ediyorum. Yani o şey bende de var. Geçen gün Ahmet abinin karşısında manav var. Gideyim dedim, şöyle Hüseyin buradayken bir karpuz, kavun, hanalan alayım. Bir de baktım ki camda Ahmet abinin annesi vardı. Hı-hı. Ay kadıncağız, ne zaman gelecek bize yemek yapmaya? Allah gelir yakında, istediğim. Ay böyle yapıyor. Nevinciğim, seni çok seviyorum göçmen kızı. Nasıl bağırıyor camda, nasıl bağırıyor, beni izliyor. Kocaman kocaman öpüyorum ablacığım, ellerinden öpüyorum. Çok tatlısın ya valla. Yollarda bize herkes bakıyor, o kadar tatlı ki. Beni de çok mutlu ediyorsunuz, çok sağ olun. Zekicim, yeni albüm ne zaman çıkacak? Ve yeni albümde en çok özen gösterdiğin şeyler nelerdir? Şimdi bizim işimizde hani şu gün olacak, bugün olacak diye biz hani veremiyoruz. Hani yeni yayınlarım için bazılık yapıyoruz. Tabii yaz sezonuna yetişelim diye. Hani çünkü yazın işte programlar yoğunlaşıyor. Ama herhalde biraz sarkıtacağız diye. Olabiliyor, insan tahmin ettiği zamanda çıkmıyor. Bu işler hiç yani şey olmuyor, yani tutturamıyorsunuz. Bir de ne dedim, bak çok yoğunum dedin, gidip stüdyoda
çalışamıyorum. Yeminle söylüyorum, gidemedim yani. Ne böyle? Özellikle sahne aldığın bir yer var mı? Tabii çeşitli yerlerde sahne alıyoruz. Şu anda 3 aydır devam ettiğim Üsküdar'da bir tepe kafe vardı. Orayı önümüzdeki pazar son yapıyoruz. Yaz sezonu. Yaz sezonu gibi. Ama olacaktır. Kumkapı'da, işte İstanbul çeşitli yerlerde, güzel temiz mekanlarda sahne alıyoruz, yapıyoruz. Karadeniz müziği yapıyoruz ama Karadeniz müziğinin yanında da işte elimizden geldiği kadar farklı çeşitli tarzlara da tarzlarda da söylüyoruz. Canlı söylüyoruz. Valla insanlar eğleniyor. Ben insanları eğlendirmek istiyorum orada. Hı-hı. Çünkü eğlenmek başka bir şeydir. Müzik dinletmek başka bir şeydir. Onlar eğlenmeye geliyorlar. Orada eğlendireceksiniz. Burada eğlendiremeyiz. Ama orada eğlendirmek zorundasınız. Yani bu çok zor bir iştir. Ki abilerim de iyi bilir bu işi. Demin Sayın abiye dedim ki şarkı söylerken dedim böyle mesela vücudu oynuyor. Evet. Yani o kadar içten söylüyor ki, o kadar severek söylüyor ki gerçekten bir insanın nasıl söylediğini oradan anlayabiliyorsun. Dikkat ettim böyle duygusallaşıyor, yüzün rengi değişiyor, şekli değişiyor. Hakikaten abicim çok iyisin ya. Vallahi. Evet, ben de çok iyisin ya. Zaten fark edilerek yapılmaz o. Ama abi öyle fark edilerek yapılmaz ya. Ya şurada bir kavga çıksın. Farkında olamaz yani şarkı söyleyen bir insan. Ama abimiz hakikaten. Evet. Bir de çok içten ve Orsuz çok balık doğru. Orsuz Balıkesir'de Sayın abi dinlemek isteyen Bakırköy herkes gidebilir. Semih Bey, Nazancığım sizi de kocaman öpüyorum. Çok yakında geleceğim. İnşallah, inşallah geleceğim ama geleceğim söz verdim. Son 10 diyorsunuz. Böyle işte çok, ben de çok... değil. Çok güzel yani, çok beğendim ben de. Değil mi? Şarkılar zıtlakla veya ağızla okunmaz. Ahmet abi, yürekle okunur. Aynen yürekli. Öyle. Zekiciğim ben Sayın abiyle Ahmet abim metroseksüel yapıyorum. Sayın abiye kalıcı melek, ben bugün gelemedi, kalıcı allık yaptıracağım. Ahmet abiye de kalem çektireceğim. Şimdi sizin söylediğiniz aslında çok kaba bir şey gibi görünüyor ama aslında öyle bir şey bak, değil. Bak ne oldu biliyor musun Zeki? Son 10 biliyorum. Ne ya. Olmadı ki? Şimdi bak Zeki ne oldu biliyor musun? Sen metroseksüel misin? Şimdi Karadeniz insanı ve aslında şeydir, erkekler bu tip şeylere pek dikkat etmezler. Biliyor ne olduğunu. Şimdi bir sanatçı arkadaşım geldi, şurada oturuyorum. Çok iyi hatırlıyorsunuz değil mi? Dedim ya ki erkekler de kendine bakabilir yani. Tabii ki canım, ben bakımlı erkeği severim. Ama ben sadece aynada bakıyorum. Kokusunu canım. Sürecek, saçına başına dikkat edecek, eline dikkat edecek. Tabii canım. Bir şey söyleyeceğim sana, dur şimdi. Ay program da bitiyor, Allah yemin versin. Zaten dur ya. Şimdi oturuyorum şurada, dedim ki sen metroseksüel misin? Kıpkırmızı oldu. Ne oldu bilmiyorum. O zaman olursunuz tabii. Bak dedi ki ne olduğunu bilmiyorum ama dedi herhalde öyleyim dedi. Ay var ya, öyle üzüldüm ki. Renk kıpkırmızı, ben de morlaştı buraları. Dedim sormaz olsaydım. Göçmen kız, Allah dilini kessin seni. Zeki dedi ki ne olduğunu bilmiyorum ama herhalde öyleyimdir dedi. Hiç kötü bir şeydir. Metroseksüel demek bilmeyenler varsa söyleyeyim. Bakımlı erkek demek. Şimdi moda bölümüne geçiyoruz. Evet. Şimdi Zeki dedi ki Ufuk Bey'e, erkekler için de önerileriniz olacak mı dedi hayatım. Erkekler için. Şöyle söyleyeyim.